Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Artvin İl Milli Eğitim Müdürü tarafından Haziran ayında yayınlanan çalışma sorularını çözeceğiz. 7 tane sorumuz var arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayalım. Bir otomobil mağazasında araç modelleri ve modellerin fiyatları ile ilgili bazı bilgiler görseller de verilmiştir. İşte burada mağazadaki araçlar modellere göre dağılımı verilmiş arkadaşlar. Şu A modelden 60 derecelik dilim verilmiş. Mağazadaki araç sayısı verilmiş arkadaşlar bu şekilde. Diyor ki verilenlere göre bu otomobil mağazasındaki bütün araçlar satılırsa elde edecek toplam gelir kaç lira olur diyor. Şimdi verilenleri bir inceleyelim arkadaşlar. Toplam 300 tane araç varmış. %100'e denk geliyor tabii arkadaşlar. O zaman şuradan %40 arkadaşlar 300'ün %40'ı 100'e bölüp 3 ile çarparsak 40 arkadaşlar 120 tane araç yapacaktır. Dolayısıyla B'den 120 tane araç satılmış. Bunu bulabiliriz buradan. Daha sonra arkadaşlar şuradan baktığımızda A'dan 60 derecelik dilim vardı. Tamamı 360 derece. Şu 60 derecemiz tamamının altta birine denk geliyor. O zaman 300 aracın da altta biri 50 tane araçtır arkadaşlar. Burayı da bulduk. A'dan 50 tane araç var. Şimdi bunları toparlarsak 120, 80 daha 200, 250 o zaman D'den de 50 tane araç satılmıştır. Araç birim fiyatları burada verilmiş arkadaşlar. Yani yapmamız gereken kaç tane araç varsa bir tanesini fiyatıyla çarpıp ne kadar para elde ettiğimizi bulabiliriz. A modelden 50 tane vardı arkadaşlar. Bunu çarparsak şimdi 24 ile arkadaşlar yani şunu 24 olarak yazarsak nasıl yazdık? Şunun sıfırını 24 olarak verdik arkadaşlar. 24 oldu. 24 çarpı 5'ten 120 çarpı arkadaşlar 10 üzeri 5 gelir. Bunu bulduk. Şimdi şuraya baktık. B'den 120 tane araç vardı arkadaşlar. Hemen 120 ile çarpalım. Dolayısıyla arkadaşlar 3 çarpı 120 360 çarpı 10 üzeri 4 geldi arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman C'den 80 tane vardı arkadaşlar. Şimdi şimdi buraya da bakalım. Bak şu 0'ı şuraya 15 olarak yazarsak arkadaşlar bir basmak kaydederiz. 15 çarpı 8'den 120 gelecek buradan da. 120 çarpı 10 üzeri 5 gelecek arkadaşım. Şuraya da baktık. 36 ile de 50'yi çarpacağız arkadaşlar. Şöyle düşünebiliriz. 3,6 ile. 50 dediğimiz şunun 0'ını arkadaşlar buraya verirsek 36 olur. 5 ile çarptığımda 180 180 çarpı 10 üzeri 4. Şimdi bu üstü ifadeleri toplarken şu onun kuvvetlerini aynı yapmaya çalışalım arkadaşlar. Mesela şurayı bu bir sıfırı silince 36 çarpı 10 üzeri 5 yazabiliriz. 36 çarpı 10 üzeri 5 bu şekilde yazılır. Aynı şekilde şunu da arkadaşlar bir sıfırını silince 18 çarpı 10 üzeri 5 yazabiliriz. Şimdi hepsi 10 üzeri 5 oldu. Şurada 120 var arkadaşlar. 120 çarpı 10 üzeri 5. Şurada da arkadaşlar 36 çarpı 10 üzeri 5 var. Şurada arkadaşlar 120 var. 120 çarpı 10 üzeri 5 var arkadaşlar. Şurada da 18 çarpı 10 üzeri 5 var. Bunların hepsinin onun 5. kuvveti olduğunu gördük arkadaşlar. O zaman kat toplayabilirsiniz. Şu kat toplarsak şu şekilde. Kat sayıları topluyorum arkadaşlar. 294 çarpı 10 üzeri 5 diyebiliriz. Bunları yan yana yazmamız gerekirdi arkadaşlar. Ama ben buradan hemen hızlı bir şekilde yazdım. Şimdi bunu da arkadaşlar şıklarda bilimsel gösterim olarak verdiği için düzenleyelim. 1, 2 basma kaydırdım. 2,94 10 üzeri 5 arkadaşlar. 2 basmak küçülttüğüm için sayıyı 10'un kuvvetini 2 arttırdım. 10 üzeri 7 gelecektir. Cevabımız A seçeneği olacaklar arkadaşlar. 2. sorumuza geçebiliriz. Şimdi bir fotoğraf uygulaması uygulamaların kalitesini verilen adımlara göre hesaplamaktadır diyor. Fotoğrafların alanlarını bulacağız. Kare kökünü alacağız. Birinci adım bu. Daha sonra diyor birinci adımdaki kare kökün en yakın olduğu tam sayı bulunacak. İkinci adım bu. Üçüncü adımda fotoğrafın çevresi bulunacak arkadaşlar. Dördüncü adımda da ikinci adımda bulduğumuz yani hangi tam sayıya yakındı onu bulduğumuzda ve çevresine bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü adımda da neyi bulmuştuk? Çevreyi. O zaman hangi sayıya yakın bölü çevre yapacağız? 4, 5. adıma geldiğimizde de diyor ki dördüncü adımdaki sayı ne kadar büyükse fotoğraf o kadar kalitelidir. Şimdi yaptığımız işlemlerde bulduğumuz sonuçlardan en büyük hangisi ise oradaki fotoğraflarımız daha kalitelidir. Şimdi ilk adımda ne yapacakmışız? Bunların alanlarını bulacağız. Şimdi bunun alanı 4 kere 5'ten 20. Daha sonra arkadaşlar 20'yi bulduk. Bunun karekök alınacak. 20'nin kare kökü alınınca arkadaşlar hangi tam sayıya yakındır? Kök 16'ya daha yakındır. Yani 4'e daha yakındır. Daha sonra ne yapacaktık? Çevresini bulacaktık. Bunun çevresi arkadaşlar. Dikdörtgende çevre kısa kenar uzun kenar toplamının 2 katı. 9 2 katı 18 gelir arkadaşlar. Şimdi daha sonra dedi ki bize hangi tam sayıya yakındı? 4'e bölü çevre yapacağız. Yani 4 bölü 18 bulduk. Hatta bunu şöyle sadeleştirirsek 2 bölü 9 bulmuş olduk. Şimdi buraya baktığımız zaman bunun alanı 54 arkadaşlar. 54'ün kare kökünü aldığımız zaman arkadaşlar 7'ye yakındır. 49'a daha yakındır. Şimdi çevresine bakarsak 9 ile 6'yı topladık. 15 2 ile çarptık 30. Yani bu 7 bölü 30 bulunacak arkadaşlar. Bu şekilde bakabiliriz. Devam edelim bunlara. Şimdi 8 ile 14'ü çarptığımızda arkadaşlar 32 112 gelecek arkadaşlar. Kök 112. Şimdi kökünü aldık aynı zamanda alanın yüzde %12 birim uzaklıkta 121 ile 9 birim uzakta. O zaman 11'e daha yakındır arkadaşlar. Şimdi çevresine bakarsak 8 ile 14'ü topladık 22, 2 ile çarptık 44. O zaman burası da 11/44 olacak arkadaşlar. Hatta bunu böyle sadeleştirirsek 1/4 gelecektir. Şimdi şuna bakalım. 10 ile 15 çarptık. 150 arkadaşlar. Kök 150. Yani bunun kare kökünü alacağız. Bu da arkadaşlar 144'e yakındır. Yani 12'ye daha yakındır. Şimdi çevresine baktık. 10, 15 ile toplam 25, 2 ile çarptım. 50. 12 bölü 50 bulunacak arkadaşlar. Şimdi bunlardan hangisi daha büyüktür diye bakıyoruz arkadaşlar. Mesela şu çeyreğe denk geliyor arkadaşlar. Çeyrek. Çeyrek 50'nin 4'te 1 arkadaşlar 12,5 yapar. Dolayısıyla şu 1 bölü 4 şu 12 bölü 50'den daha büyüktür. Bunu nasıl yapabilirsiniz başka? Şöyle de yapabilirsiniz. 1'i e 12 ile çarparsın. 12 bölü 48. Paylar eşit olduğu için paydası küçük olan daha büyüktür. O zaman bu gitti. Buraya baktığımız zaman da arkadaşlar yine aynı mantık. 7. Ben bunu 7 yaparken 7 ile çarpmam gerekecek. 1 çarpı 7. 7. 4 çarpı 7. 28. Paylar eşit olacak. Yani 7 bölü 28 olduğunu düşünürsem paydası küçük olan daha büyük olacak. Dolayısıyla C B'den de büyük oluyor. Aynı şekilde buraya geldiğim zaman arkadaşlar 2 bölü 9. Ben bunu 2 bölü 8 olarak yazabilirim. Dolayısıyla 2 ile genişlettim. 2 bölü 8. Paylar eşit. Paydası küçük olan daha büyüktür. Burada da arkadaşlar rasyonel sayılarla sıralama işlemini bilmemiz gerekiyor. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Şimdi Üç tane kağıda cebirsel ifadeler yazıyor. Her bir kağıt balonun rengine göre üzerine yapıştırılıyor. Bu balonlar üst üste rastgele diziliyor. Balonların üzerinde yazan cebirsel ifadelerin balonların bulundukları konuma bağlı olarak kuvvetleri alınıyor. Balon en alttaysa arkadaşlar en alttaysa sıfırıncı kuvveti alınacakmış. Ortadaysa birinci kuvveti alınacakmış. En üstte ise ikinci kuvveti alınacakmış arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra kuvvetleri alınan cebirsel ifadeler toplanacak diyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisi seçilirse ulaşılan toplam tam kare bir ifadeye eşit olur. Yani bu işlemleri yapacağız. Hangisinin sonucu tam kare bir sayıya eşit olur diyor arkadaşlar. Tam kare sayıları hatırlıyoruz değil mi? Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. A artı B'nin parantez karesi veya işte A eksi B'nin parantez karesi bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunlar tam kare ifadelerimizdi. Şimdi şuraya baktık arkadaşlar. A seçeneğinde en üstte mavi var. B'de kırmızı var. C'de mavi var. D'de kırmızı var. Yani mavi ve kırmızılarla başlamış. Biz de önce bir mavi yapalım arkadaşlar. Mavileri bir bulalım. Sonra da kırmızıyla başlayabiliriz. Ya da siz sırayla da yapabilirsiniz. Fark edilmiyor. Şimdi mesela şuradan başladık. Ne yapacaktık arkadaşlar? Mavinin karesini alacağız. Yani şu x artı 2'nin Karesi alınacak. Artı ne yapacağız arkadaşlar? Kırmızının birinci kuvveti. Yani aynısını yazacağız. 2x artı 2 yapılacak. Daha sonra ne yapılacak arkadaşlar? Şu sarının sıfırıncı kuvveti. Arkadaşlar sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Artı 1 oluyor. Şimdi A seçeneğini düzenleyelim. Şurayı yaptık. Birincinin karesi x kare. ile ikincinin çarpımının iki katı 4x Artı ikincinin karesi artı 4 artı 2x artı 2 artı 1. Şimdi burayı düzenlersen bir tane x karem var. x kare 4x artı arkadaşlar 2x daha 6x gelecektir. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Arkadaşlar şimdi şöyle bir ifade tam kare ifade olmuyor. Neden? Tam kare ifade olabilmesi için iki tane tam kare terim içermesi gerekiyor. Şu tam kare bir ifadedir. Fakat 7 ya da 6x diye bir şey olmadığına göre dolayısıyla tam kare bir ifade değildir. Yani A seçeneğimiz gitti. Diğer mavi olan C'ye bakalım bu sefer de arkadaşlar. Yine aynısını yapacağız. Önce mavinin karesini alacağız. Zaten şuradan mavinin karesini almıştık. Hemen yazalım. 2x artı 4x artı 4 arkadaşlar. Bu sefer de Sarının birinci kuvveti. Yani sarıya aynen yazacağız. Hemen şurada altına yazalım onu da. Yan yana daha iyi görebiliriz buradan. Daha sonra da arkadaşlar ne yapacaktık? Şurada C'ye bakarsak kırmızının sıfırıncı kuvveti. Yani şunun sıfırıncı kuvveti bir olacak. Biri de yazdık bu şekilde. Şimdi bunları topladığımızı düşünelim. Buradan 9 gelecek. Şuradan 6x gelecek. Artı buradan da x kare gelecek. Yani bunu incelersek arkadaşlar şunlar x, x. Burası da 3, 3. Şurası artı olduğuna göre artı 3 bu şekilde gelecek. Çarptığımız zaman 3x çarptık. 3x ortadaki 6x'i veriyor toplamlar arkadaşlar. Dolayısıyla tam kare bir ifadeyi elde ettik. C seçeneği doğru cevap oldu arkadaşlar. Diğer sorumuza geçebiliriz. Şimdi Ali ve Ayşe görselde verilen cebirsel ifadelerin yazılı olduğu kartları kullanarak bir oyun oynamaktadır diyor. Ali gözünü kapatacak ve kartlardan birini rastgele çekip kendi önüne koyacaktır. Daha sonra Ayşe gözünü kapatacak ve kalan kartlardan birini rastgele çekip kendi önüne koyacaktır. Bu şekilde sırasıyla gözlerini kapatıp kart çekeceklerdir diyor. İkisi de birinci çektiği kartın üzerinde yazan cebirsel ifadeyi 2 ile çarpacaklar. Birincileri çektikleri zaman 2 ile çarpıyorlarmış. İkinci çeklerinde de arkadaşlar 3 ile çarpacaklarmış. Bu cebirsel ifade ve oluşan çarpımları toplayacaklar. Ali'nin ilk çektiği kart X artı 5'tir diyor arkadaşlar. Buna göre Ali'nin bulunduğu toplamdan, Ayşe'nin bulunduğu toplam çıkarıldığında 12 kalıyorsa yani arkadaşlar X'de terimler kalmamış. O zaman şunu düşünmemiz gerekiyor. Ali ilk başta X artı 5 seçtiği için arkadaşlar X artı 5 ben bunu 2 ile çarpmış olacağım. Dolayısıyla başlangıçta çekilen de yine x'li bir terim olması gerekiyor arkadaşlar. İkinci çekilen terim de arkadaşlar 2x'li bir terim olması gerekecek. Neden? Çünkü şuradan baktığınız zaman eğer ben buradan 2 ile çarparsam burayı arkadaşlar 4x gelecek. Bunu da 3 ile çarptığımda 3x gelecek. 7x olacak. Buradan 2 ile çarptığımda 2x gelecek. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Mesela A seçeneğine baktığımızda bu kalıyor. Ali. Mesela şuradan bakalım. 2x eksi 3. A seçeneğinden baktık. Bu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. 3 ile çarpacağım. Şimdi buradan 2x gelecek. Buradan 6x gelecek. Kaç oldu arkadaşlar? 8 x oldu. Peki ben bunu 2 ile çarptığım zaman 4 x gelecek. Bunu 3 ile çarptığımda buradan 3 x gelecek. X'li terimler kalacak. Dolayısıyla A seçeneği olamıyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Buraya baktığımızda bunu 2 ile çarptığım zaman arkadaşlar 2x artı 4 gelecek. Bunu arkadaşlar 2 ile çarptığım zaman özür dilerim 3 ile çarptığımda 6x eksi 3 gelecek. Bunların toplamı da arkadaşlar ne oluyor? 8x yine 8x'li bir terim geldi arkadaşlar. 8x artı kaç oldu? 1 oldu. Şimdi Buraya kalanlara baktığımızda yine bunlar geliyor arkadaşlar. O zaman bunu dağıttığım zaman 2x artı 10 geliyor. Bunu dağıttığımda arkadaşlar 6x eksi 9 geliyor. Dolayısıyla bunları topladığımız zaman topladığımız arkadaşlar 8x artı 1 geliyor. Arkadaşlar bunların farkı ne yapacak? Çıkardığımız zaman aynı iki tane ifadeyi çıkardığımda sonuç 0 olacak. Biz 12 kalmasını istiyorduk. B seçeneği de olmuyor. Şimdi D'ye bakalım arkadaşlar. D olduğunu düşünelim. Buradan arkadaşlar birinci 2 ile çarpacağız. Şöyle düşünebiliriz. Evet. Birinci 2 ile çarpalım. 2 ile çarparsam ben burayı arkadaşlar. 2x artı 4 gelecek. Bunu da 3 ile çarptığım zaman 6x Eksi 9 gelecek. Şimdi burayı düzenlediğim zaman 2x 6x daha 8x eksi 5 geliyor. Peki şimdi bu Ayşe'nin seçtikleri x artı 2 2x eksi 3 x artı 2 2x eksi 3 Ali önce bunu seçmişti. İkincide de bu durumu seçecek. Buna da bakalım arkadaşlar. Şimdi Ali tekrardan 2 çarpı ilk seçtiği x artı 5'ti. Artı ikinci durumda arkadaşlar 2x eksi 1'i seçmiş olacaktı. Bunu da 3 ile çarpacaktık. Şimdi şuradan 2x artı 10 artı 6x eksi 3 gelecektir arkadaşlar. Bunu düzenlersem ben şurası 8x artı 7 gelecektir. Şimdi ne diyor bize? Ali'nin bulduğu toplam, Ayşe'nin bulduğu toplamdan çıkarıldığında Ali'nin bulduğu toplam bu. Evet. Ayşe'nin bulduğu toplam çıkarıldığında arkadaşlar eksi Ayşe'nin bulduğu toplamda ne geldi? 8x eksi 5 geldi. Şimdi çıkarma işleminde şunu dağıtacağız. Buradan 8x artı 7 eksi dağıttım. Eksi 8x eksi dağıttım. Artı 5 gelecektir. Bunlar gidince işlem 12 olarak kalacaktır. Aradaki fark 12 olduğuna göre cevabımız D seçeneği olacaktır. Arkadaşlar diğer sorumuza geçebiliriz. Birinci tahtanın uzunluğu, ikinci tahtanın uzunluğu verilmiş. Görselde şerit şeklindeki iki tahta parçalarından birincisi 12 eş parçaya, ikincisi ise işte 10 eş parçaya ayrılarak işaretlenmiştir. Dikdörtgen şeklindeki bir bayrağın uzun kenarı birinci tahtanın 4 parçasından. Yani şuradaki dört parça kullanılacak arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Şu dört parça. Kısa kenarı ise ikinci tahtanın dört parçasından şunda da arkadaşlar şu şekilde bu dört parça kullanılacakmış diyebiliriz. Şimdi verilenlere göre bu bayrağın alanı kaç metrekaredir? Yani dikdörtgen oluştuk arkadaşlar. Bir kenarımız burası. Bir kenarda burası. Alan nasıl bulunacak? Bunlar ikisi çarpılacak. O zaman bizim öncelikle şunları bulmamız gerekiyor. Şimdi bu arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arkadaşlar bu 4 parça tamamının 3'te 1'ine denk gelmez mi arkadaşlar? Yani şöyle düşünebiliriz. Şu şekilde 12 parça toplam uzunluğun 3 tane eş parçaya bölünmüş hali gibi de düşünebiliriz. O zaman arkadaşlar toplam uzunluğumuz buysa bunların her biri 3'e böldüğümüz zaman arkadaşlar şu 4 parçamız 2 üzeri eksi 1 olur mu? Onu bulduk. Aynı şekilde arkadaşlar buraya bakalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dolayısıyla arkadaşlar bunu 5 çarpı 2 üzeri eksi 3'ü 10 eş parça yaptık. 10'a bölelim. Şunlar sadeleşti işte arkadaşlar. 2 kaldı. 2 üzeri eksi 3 bölü 2'den arkadaşım 2 üzeri eksi 4 gelecektir arkadaşlar. Şimdi bu bir tanesi. Şunlardan bir tanesini alan arkadaşlar. Ben 4 tanesini kullanacağım. O zaman ne yaparız? 4 çarpı 2 üzeri eksi 4. Bu arkadaşlar 2'nin karesi olduğu için bu şekilde yazılır. Çarpı 2 üzeri eksi 4. Buradan arkadaşlar düzenlememiz yaparsak tabanlarımız aynı. Üstleri toplayacağız. Eksi 2 gelecek. Yani oluşturacağımız dikdörtgende bir kenarımız 2 üzeri eksi 1 oluyor. Diğer kenarımız 2 üzeri eksi 2 oluyor. Dikdörtgende alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Bunları çarparsam arkadaşlar 2 üzeri eksi 3 gelecektir. Cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi bu ilk başta arkadaşlar şunu da yapabilirdik. Yani bir tane parçayı bulup daha sonra 4 ile de çarpabilirdik. Yine aynı sonuç gelecek. O zaman ne yapardık? 3 çarpı 2 üzeri eksi 1'i 12'ye bölmemiz gerekirdi. Onu da şurada göstereyim ben. 3 çarpı 2 üzeri eksi 1 bölü 12 dediğimizi düşünürsek arkadaşlar şunlar sadeleşir. Buradan 4 gelir. 4 de arkadaşlar 2 üzeri 2. 2 üzeri eksi 1 bölü 2 üzeri 2 arkadaşlar bu 2 yukarı eksi 2 olarak geçecek. Dolayısıyla bir tane parça 2 üzeri eksi 3 olacaktır. Bir tanesi 2 üzeri eksi 3 gelecek. Bundan 4 tane olduğu için arkadaşlar 2 üzeri eksi 3 ile 4'ü çarptığımızda 4 dediğimiz arkadaşlar aslında 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri eksi 3'ü çarparsam yani uzun uzun da bunu böyle bu şekilde şöyle bulabilirdik. 2 üzeri eksi 1. Yani bu da biraz uzun yoldan çözümü oldu arkadaşlar. Altın sorumuza geçebiliriz. Bir internet sitesi kullanıcılarından 1'den 10'a kadar bir sayı seçmeleri istenmiştir. Kullanıcıların cevapları incelendiğinde her bir sayıyı seçen kullanıcı sayısının seçilen sayının çarpan sayısı kadar olduğu görülmüştür. Örneğin diyor, 8'i seçen kullanıcı sayısı 8'in 4 tane çarpanı olduğu için bundan dolayı 4'tür diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 8'i 4 kişi seçmiş oluyor o zaman. Şimdi 1'den 10'a kadar sayılarımızı yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi Sonra da bize diyor ki buna göre kullanıcılardan biri seçildiğinde o zaman kaç tane kullanıcı olduğunu bulmamız gerekecek bu kişinin dördü seçmiş olma olasılığı yani şuradaki dördü seçmiş olma olasılığı kaçtır? E, Olasılık nasıl hesaplanıyordu? Tüm durum arkadaşlar tüm durum bölü istenen durum değil mi? İstenen durum bölü tüm durum sayısı evet bu şekilde düzeltelim. Şimdi birin arkadaşlar kaç tane çarpanı vardır. Pozitif çarpanı 1 tane. O zaman 1'i seçen 1 tane kullanıcı var. 2'nin arkadaşlar 1 ve 2 olarak 2 tane var. Dolayısıyla 2'yi seçen 2 kişi var. 3 arkadaşlar yine 1 ve 3 asal sayıların 2 tane pozitif bölenleri vardır. 1 ve kendisi. Bunun da 2 tane. 4'ün arkadaşlar 1, 2 ve 4 olarak 3 tane pozitif böleni vardır. Tam kare sayıların 3 tane pozitif bölenleri vardır. Unutmuyoruz. Yani tek pozitif bölenleri vardı. O şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. 5'e baktığımız zaman asal sayı 1 ve 5 var. O zaman 2 tane var. 6'nın 1, 2, 3, 6 olarak 4 tane var arkadaşlar. 7 asal sayı 2 tane var. 8'in 1, 2, 4, 8, 4 tane var. 9 arkadaşlar 3'ün karesi. Dolayısıyla arkadaşlar 3 tane 1, 3, 9 olarak böleni vardır. Pozitif böleni. 10 arkadaşlar 1, 2, 5 ve 10 olarak 4 tane böleni vardır. Şimdi dolayısıyla biri bir tane kullanıcı, iki iki tane, üçü iki tane, dördü üç tane, beşi iki tane, altıyı dört tane, yediyi iki, sekizi dört, dokuzu üç, onu dört tane kullanıcı seçmiştir. Şu alttakileri toplarsak arkadaşlar, şunları toplarsak toplam kişi sayımız 27 kişi. Evet, şunları topladık 27 kişi. O zaman tüm kullanıcılar 27 kişi. Bunlardan 4'ü seçen kaç kişi var arkadaşlar? 4'ü seçen 3 kişi var. O zaman istediğimiz durum bölü tüm durum. 4 bölü 27'den sadeleştirirsek 1 bölü 9 gelir arkadaşlar. Bu kullanıcıların 4'ü seçme olasılığı 1 bölü 9'dur diyebiliriz. Şimdi son sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Son sorumuz kolay bir soru. Öykü duvara asmak için Eiffel Kulesi fotoğrafını çıkartıyor. Şu fotoğrafı incelersek arkadaşlar 0 ile 10 arasında yani 10'a çok yakın arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Neredeyse 10. Öykü fotoğrafın kısa olduğunu düşünüp görseldeki gibi 10 santimetrelik bir cetvelle ölçüyor. Ve fotoğrafın kenar uzunluklarının iki kat büyütüp tekrardan çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi 10'a yakındı. 2 kat çıkarırsak yani 2 katına çıkarırsak bu sefer 20'ye yakın olacak. 20 dediğimiz arkadaşlar karekök içerisinde 400 olur. Yani 400'e yakın olması gerekiyor. Hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Kök 50 Olmaz arkadaşlar. 7'nin karesi 49 2 ile çarptım. Kök 98. Bu da olmuyor arkadaşlar. 10'un karesi 103 ile çarptım. Kök 300. Arkadaşlar bu da 20'ye yakın değil. Dolayısıyla şu 8'in karesi arkadaşım 64. 64 ile 6'yı çarparsak buradan 384 gelecektir. Dolayısıyla 384 şunu da düşünebilirsiniz arkadaşlar. 20'ye yakın ama 19'dan da fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla şöyle düşünebilirsiniz. Yani 19'un karesi 361. 361 ile 400 arasında bir değer olması gerekir. Diyebiliriz daha doğrusu. Böyle daha düzgün olacaktır. Dolayısıyla bu olabiliyor. Cevabımız D seçeneği olur. Görüşmek üzere arkadaşlar.